Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde uzun yıllar çokça işimize yarayacak bir konu işleyeceğiz. Neredeyse her yıl bu bugün bu derste anlatacağımız konuyu sürekli tekrar edeceğiz. Çok işimize yarayacak. O yüzden dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bugünkü konumuz denk kesirler. Şimdi anlatmadan önce size bir benzetme yaparak derse başlamak istiyorum. E, eminim ki daha öncesinde bu zamana kadar hepiniz oyun hamurlarıyla oynamışsınızdır. Oyun hamuruyla siz önce şöyle bir yumruk halinde bir e, hamur parçasını alırsınız, onu elinizle aça aça genişletirsiniz. Bakın burada kullandığım kelimelere dikkat birazdan niye bunu anlattığımı göreceksiniz. Genişletirsiniz. Şimdi düşünün anneniz evde hamur mayalamış ve yumruk şeklinde bir hamur parçası var. Bunu oklavayla açıyor. Yani genişletiyor. O hamur açılmadan önce 100 gram ise açıldıktan sonra 200 gram mı oluyor? Tabii ki hayır. 100 gram olmaya devam ediyor. Aslında hamur gene aynı hamur. Sadece bizim görünü, gör, gördüğümüze göre daha büyükmüş gibi gözüküyor. Halbuki miktarında bir artma ya da azalma söz konusu değil. Sadece biz o hamuru genişletiyoruz. İşte kesirlerde de böyle bir mantık var. Bakın şimdi arkadaşlar. Normalde size desem ki şu modellenmiş iki kesire baktığınızda hatta modellemesini görmeyin. Bakın bunları kapatalım. Bu konuyu anlatmadan önce ben bir öğrenciye sorsam 5'te 4 kesiri mi daha fazladır? 10'da 8 kesiri mi daha fazladır dediğimde emin olun birçok öğrenci 10'da 8 kesiri daha fazladır diyor. Niye? Çünkü burada 8 dilim var, burada 4 dilim var diyor. O yüzden o yukarıdaki sayılar daha büyük olduğu için e, haklı olarak daha büyük olduğunu düşünebilir. Ama aslında iş öyle sanıldığı gibi değil arkadaşlar. Aslında bakın Modellemelere dikkatle baktığınızda şunu görüyorsunuz. Aslında o iki kesir birbirinin aynısı. Bakın iki pembeli boyalı kısma baktığınızda iki tane aynı büyüklükte pasta var. Biri 10 parçaya bölünmüş 8'i taranmış. Biri de 5 par parçaya bölünmüş 4'ü taranmış. Ve hizalarına baktığınızda ikisinin de aynı büyüklükte olduğunu görebiliyorsunuz. Miktar olarak aynı. Peki bu nasıl olabiliyor? Yukarıda 8 dilim var 10 parçaya bölünmüş. Aşağıda 5 parçaya bölünmüş. 4 dilimi taranmış. Nasıl aynı olabiliyor? Fark ettiyseniz yukarıda 10 bölünü parçaya bölünmüş kesirdeki dilimler daha ince. Aşağıda 5 parçaya bölünmüş kesirdeki dilimler daha kalın. Ve şunu da belki fark etmişsinizdir. 4'ün 2 katı 8'dir. 5'in de 2 katı 10'dur. Bu iki katı sadece bir örnek. Hep 2 katı olacak zannetmeyin lütfen. Birazdan e, örnekleri çoğalttıkça daha iyi anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar aslında buradaki espri şu. Şöyle biraz daha büyütelim daha net görün. Aşağıdaki kesre bakın lütfen. 5'te 4. Ben diyorum ki ya bu 4 kişiye paylaştırılmaya müsait bir pasta. Ya daha kalabalıksak ne yapacağız? Pastayı biraz daha dilimlememiz gerekiyor. Ben aşağıdaki pastayı dikkat, sadece kesiyorum. Şöyle her dilimi ortadan ikiye kesiyorum. Pastanın miktarında bir artma olmuyor bakın. Dikkat edin. Pembe boyalı kısımda hiçbir değişiklik olmuyor. Sadece ve sadece kesiyorum. Şu boş olanı da keselim unutmadan. Bakın ne oldu? Yukarıdaki pastanın aynısı oldu arkadaşlar. Yani siz her pastayı ortadan ikiye kestiğinizde hep her şey iki katına çıkmış oluyor. Yani 4'ü de 2 ile çarpmış oluyorsunuz. 5'i de 2 ile çarpmış oluyorsunuz. 4 kere 2 8. 5 kere 2 10 oluyor. İşte biz buna genişletme diyoruz. Neden genişletme adını almış? Sayılar büyüyormuş gibi duruyor. Bakın 4 8 oluyor. 5 de 10 oluyor. Sayı, sayılar büyüyormuş gibi duruyor ama halbuki... Burada yaptığımız sadece... Pastayı biraz daha dilimlemek. Yoksa miktar olarak bir değişiklik söz konusu değil arkadaşlar. İşte biz buna genişletme diyoruz. Sadece 2 ile mi? Hayır arkadaşlar. Hemen bir örnek vereyim bakın sizlere. E, bu sadece iki örneğiydi. Siz örnekleri çoğaltabilirsiniz. Mesela e, ne diyelim? Üçte... 2 kesrini burada vermiş. Bakın burada 2 ile genişletmiş. Hem yukarıdakini 2 ile çarpmış. Hem aşağıdakini 2 ile çarpmış. 3 3'de 2 ne olmuş? 6da 4 olmuş. Siz illa 2 değil tabii ki bu bir örnek. 5 ile genişletin mesela. Hem yukarıdaki sayıyı 5 ile hem de aşağıdaki sayıyı 5 ile çarptığınızda 15'de on 10 on olur. Bakın bunun modellemesiyle aynı e, olduklarını size göstermeye çalışayım hemen hızlıca. Bir pasta çiziyorum. Rahat göstermek için biraz büyük çiziyorum. 3 eşit parçaya böldüm. İkisini boyadım. Peki, şu an bu kaç? 3/2 değil mi? 5 ile genişletmek nedir biliyor musunuz? Hem payı hem de paydayı şimdi bir saniye. Hem payı hem de paydayı 5 ile genişletmek demek her dilimi 5'er dilim yapıyorsunuz. Yani olay şu. Bakın. Her dilimi beşer dilim olacak şekilde kesiyorum. Bakın ne oldu şimdi? Pastanız 15 dilim oldu. Kaç dilimi boyalı? 10 dilimi boyalı. Pastanın miktarını hiç ellemedim. Pasta gene aynı pasta bakın. Hiçbir değişiklik yok. Sadece kesiyorum. İşte 5 ile genişletmek demek her dilimi beşer dilim yapacak şekilde kesmek demektir aslında. Miktarında bir artma ya da azalma olmuyor. Ha, 2 iken 10 oluyor. 3'ken 15 oluyor. Evet dilim sayıları artıyor ama miktar olarak kesrin değerinde hiçbir değişiklik olmuyor. Yani bu şu demek. Desem ki 3/2 kesri mi daha büyüktür? On beşte 10 on kesri mi daha büyüktür? Aslında ikisi de aynıdır. Hiçbirinin birbirine üstünlüğü yok arkadaşlar. Bir kesri genişletmek demek biraz daha fazla dilimlemek demektir. Yoksa sayıları büyüt, büyüyormuş gibi dursa da kesri arttırmak demek değildir. Bunu ilk örneğimizde bakın 10'da 8 ve 5'te 4 kesirlerine bakacak olursanız aynı miktarda olduklarını rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar. Peki Hemen örneklerimizi yapalım bakın. Sadeleştirmeye birazdan geçeceğim. Bakın şurada örneklerimizi hemen anlatacağım sizlere. Diyeceksiniz ki hocam biz kaçla genişleteceğimizi nereden bileceğiz? Merak etmeyin sorularda bu çok rahat bir şekilde anlaşılacak. Mesela örneklerimize bakalım. 6 da 9 kesirini 7 ile genişlet diyor. Ne yapıyorum? Hem 9'u hem de 6'yı 7 ile genişletmek deyince aklımıza ne gelecek? Büyümek, böyle hamuru büyüttüğümüzü, açtığımızı düşüneceğiz. Sanki büyüyormuş gibi. O yüzden çarpma yapıyoruz. Hem 9'u hem de 6'yı 7 ile çarparsak 63 bölü 42 olacak. Peki tekrar soracak olursam sizce 63 bölü 42 mi daha büyük? 9 bölü 6 mı daha büyük? İkisi de değil. Aslında ikisi de birbirinin aynısı. Sadece 63 bölü 42 olan biraz daha fazla dilimlenmiş. Netice olarak miktar olarak birbirlerinin aynısı arkadaşlar. 8 bölü 11'i 12 ile genişlet diyor. Yani hem 8'i hem de 11'i 12 ile çarpmamız isteniyor. Çarptığımızda 96 bölü 132 cevabına ulaşırız. Şimdi çok dikkatli olmamız gereken bir kısım. Kesrimiz tam sayılı olursa buraya dikkat arkadaşlar. Eğer kesrimiz tam sayılı olursa bu kesri 9 ile genişlet diyor. Şimdi biz 5'i 9 ile genişletirsek 45 tamam. 8'i de 9 ile genişletirsek 72. 8 kere 9 72. Evet o da tamam. Peki dikkat ettiyseniz 4 tamı 9 ile genişletip de 36 tam yazmamışız. 4 tam olduğu gibi duruyor. Bu neden genişlememiş? Siz eğer neden genişlemediğini anlatmaya çalışalım. 4 ile 9'u genişletip 36 tam yazsaydınız tam kısma bu bir hata olurdu. Neden? Kesilerde genişletme sadece biraz daha dilimlemek demekti değil mi arkadaşlar? Yoksa kesrin miktarında herhangi bir artma olmaması gerekiyordu. Bunu modelleme ile size izah ettik. Peki o zaman siz 36 tam yaptığınızda e 4 tamlı bir kesir 36 tam olduğu anda e 32 tam nereden geldi? Birden tamlar artmaya başladı. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. E kesrin değerinin aynı kalması için tamları genişletmememiz gerekiyor. Yani siz tamları kesinlikle ellemiyorsunuz arkadaşlar. Sadece pay ve paydayı genişletmeniz gerekiyor. Hazır burada devam etmişken sıra sendeleri de yapalım bakın. 8 bölü 13 kesrini 8 ile genişlet diyor. Hem 8'i hem 13'ü 8 ile çarparsak 8 kere 8 64, 13 ile 8'i çarparsak da 104 olur arkadaşlar. Uzun uzun çarpı şöyle şuradaki gibi işlemleri yaparak da yapabilirsiniz. İsterseniz direkt çarparak sonucu da yazabilirsiniz. 14 bölü 21 kesirinin 6 ile genişlet diyor. Hemen yapalım. 14'ü 6 ile çarptığımızda 84 olur. 21'i 6 ile çarptığımızda 126 olur. Ve şimdi dikkat. 6 dam 7'de 4'ü 11 ile genişlet. Tamlar biliyorsunuz ki aynen kalıyordu. Az önce nedenini söylemiştik. Peki 4'ü 11 ile genişlettiğimizde 44 olur. 7'yi 11 ile genişlettiğimizde 77 olur. İşte arkadaşlar genişletmede mantık bu şekilde. Kesinlikle tamları ellemiyoruz. Kesip genişletmedeki mantık ne demiştik? Genişletme pastayı biraz daha fazla kesmek demektir. Yoksa miktarda hiçbir değişme yok. Miktar aynı kaldığı için biz bunlara denk yani birbirinin aynısı miktar olarak hiçbir farkı yok bu kesilerin. Sadece biri diğerinden daha fazla kesilmiş demek istiyoruz. Peki gelelim sadeleştirmeye arkadaşlar. Sadeleştirme de genişletmenin tam tersi. Hemen hamur örneğinden verelim. Biz bir hamuru oklavayla açtığımızda genişletmiş oluyoruz, değil mi? Peki sadeleştirme ne? Açtığımız hamuru geri toparlıyoruz. Tabii ki tahmin edeceksiniz tam tersi olduğuna göre genişletmede çarpıyorsak hem payı hem de paydayı bir sayı ile çarpıyorsak sadeleştirmede de tam tersi olan bölüyoruz. Peki işin mantığı ne? Bakın önce işlemini yapalım. Burada bir kesir görüyorsunuz 15'te 10. Hemen modellemesine bakalım arkadaşlar. Bakın 15'te 10 kesiri şurada gözüküyor. 15 parçaya bölünmüş bir pasta var. 10 dilimi taralım. Peki hem onu hem de 15'in her ikisini de 5 ile böldüğümüzde. Bakın sayılar ne oluyor? 10'u 5'e böldüğümüzde 2. Biraz daha aşağıya alalım. Şöyle. Evet. 10'u 5'e böldüğümüzde 2. 15'i 5'e böldüğümüzde 3 oluyor. Dikkat ettiyseniz sayılar birazcık daha küçülüyor, daha sade hale geliyor. Sadeleştirme kelimesi de oradan geliyor aslında. Biz sanki kesir azalıyormuş gibi zannediyoruz. E, ama hocam 10 dilimken 2 dilime düşüyor diye düşünebilirsiniz. Hayır arkadaşlar, burada aslında bir hile var ve bize öyle geliyor. Hani göz yanılması diyoruz ya. Aslında 5 ile sadeleştirme yani her iki e, pay ve paydayı da her iki sayıyı da 5 ile bölmek demek. Mantığı şu. Her 5 dilim birleşerek bir dilim oluyor bakın. Yani genişletmede biz daha çok kesiyorduk ya pastayı. Sadeleştirmede ise kestiğimiz dilimleri geri yapıştırıyoruz. Eski haline geri döndürüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde dilim sayıları azalmış gibi gözüküyor bize. Bakın 15'te 10 ile 3'te 2 kesirlerini bakın mavi boyalı yerlere dikkat edin. Miktar olarak aynı olduklarını göreceksiniz. Bakın hizalarına bakın. Aynısı. Sadece biri daha az kesilmiş, biri daha fazla kesilmiş. İşte arkadaşlar sadeleştirme hem payı hem de paydayı seçtiğimiz bir sayıyla bölme işlemidir. Küçültme işlemi biraz daha rakamları sayıları küçültme işlemi. Tabi burada şuna dikkat edeceğiz. Kafamıza göre bunu yapamayız. Mesela hocam ben onu 2'ye böleceğim 5 yazacağım. 15'i de 3'e böleceğim ya da 15'i de 5'e böleceğim 3 yazacağım. Yukarıdakini başka bir sayıya böleceğim, aşağıdakini de başka bir sayıya böleceğim. Hayır arkadaşlar, bunu yaparsanız haksızlık yapmış olur, işleri karıştırmış olursunuz. O yüzden yukarıyı kaça bölüyorsanız aşağıda o sayıya bölmek durumundasınız. Burada çarpım tablosunu çok iyi bilmek bize avantaj sağlıyor. Şimdi hemen bunun alıştırmalarını yapacak olursak bakın şimdi mesela ne diyor 21 bölü 30 kesirini 3 ile sadeleştir diyor. Sadeleştirmek genişletmekle karıştırmamak için ne yapacaksınız? Sade bir hale getirmek demek sayıları biraz daha ufaltmak demek arkadaşlar. Yani 21'i de 3'e böl diyor. 30'u da 3'e böl diyor. 21'i 3'e böldüğümüzde 7, 30'u 3'e böldüğümüzde 10. Gördüğünüz gibi 10'da 7. Peki 30'da 21 mi daha fazla? 10'da 7 mi daha fazla? Hayır ikisi de aslında miktar olarak aynı. Yani birbirlerine denk kesirler diyoruz. 108 bölü 96 ile sadeleştir diyor. Hem 108'i hem de 96'ya böldüğünüzde çıkan cevabı görüyorsunuz. Ve şimdi dikkat tam sayılı olduğu zaman hatırlarsanız genişletmede Tamlar genişlemez demiştik. Sadeleştirmede de aynı mantık var. Ne diyor? 13 tam 65 ile 39'u 13 ile sadeleştir diyor. Tamam 39'u 13'e böldüm 3. 65'i 13'e böldüm 5. Peki tam olan 13'ü de 13'e bölüp bir tam yazsaydım. Bakın 13'ü 13 ile 13 sadeleştirip tam kısma bir yazsaydım. Bakın hata olduğunu hemen nereden anlıyoruz? Çünkü Arkadaşlar 13 tam ekmeğimiz varken birden bir tama düşmüş olduk. 12 tam ekmek nereye gitti? Gördüğünüz gibi kesrin değeri değişiyor. O yüzden değişmemesi için ne yapıyoruz? Tamları ellemiyoruz. Gördüğünüz gibi 13 tam olduğu gibi duruyor. Hemen yan taraftaki sıra sendeleri yapıyorum arkadaşlar. 84 bölü 56'yı 7 ile sadeleştir diyor. 84'ü 7'ye bölecek olursak 12 oluyor. 56'yı 7'ye böldüğümüzde 8 oluyor. Tam tersi 7 ile genişletirseniz eski haline geri dönüyor arkadaşlar. 84 bölü 56'ya geri dönüyor. Yani sadeleştirme ve genişletme birbirinin iki zıt işlemi. Burada da bölme yapıyoruz. 144 bölü 117'yi 9 ile sadeleştir diyor. Bir kenarda 144'ü 9'a böldüğünüzde 16 oluyor arkadaşlar. 117'yi 9'a böldüğünüzde de 13 oluyor. Ben direkt yazıyorum cevaplarını. Siz tabii ki bölme işlemi yaparak bulacaksınız bunları. 9 tam 60 bölü 96. 12 ile sadeleştir diyor. Biz biliyoruz ki tamları bir kere ellemiyoruz. 9 tamı olduğu gibi yazıyoruz. Peki sadeleştir diyor. Yani 60'ı da 12'ye böl. 96'yı da 12'ye böl diyor arkadaşlar. Sakın genişletmeyle karıştırmayın. 60'ı 12'ye bölersek 5 olur. 96'yı 12'ye bölersek 8 olur. 9 tam 8'de 5 bunun sadeleşmiş hali demektir arkadaşlar. Evet. Peki. Bir sonraki dersimizde bunlarla ilgili alıştırmaları yapacağız. Sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.